1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u Bizanslılardan aldığında Ayasofya hala dünyanın en büyük yapısıydı. Fetihten sonra hemen camiye dönüştürüldü. Daha sonra yanı başında kurulan Sultan Ahmet Camii için de esin kaynağı oldu. Şimdi de Ayasofya'nın tek tek bölümlerine bakalım. İmparator Kapısı. Ayasofya'nın en büyük kapısıdır. Bizans imparatorları ve yakınları bu kapıdan girermiş kiliseye. Bir söylentiye göre Nuh'un gemisinden arda kalan tahtalardan yapılmış. İmparator Heraklius'un 7. yüzyılda Doğu Anadolu'ya bu gemiyi aramaya gittiği bilinir. Kapının üstünde Ayasofya'nın en güzel mozaiklerinden birini, her şeye kadir İsa mozaiğini görürüz.